Merhaba arkadaşlar. Bugün DLL Files program kurulumunu yapacağız. Şu anda dllfiles.com'un internet sitesindeyim. Bu program bizim ne işimize yarayacak peki? Çoğumuz DLL bulunamadı şeklinde bir hata almışızdır bilgisayarda. İşte bu tür problemlerle karşılaşmamak için bu program bizim çok işimize yarayacak. Ayrıca bilgisayardaki bütün eksik ve bozuk dosyaları onaracak. Hemen vakit kaybetmeden kuruluma geçmek istiyorum. Şurayı kapatabilirim. Bu dosyanın linkini açıklamalar bölümünde bırakacağım arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. Açıyorum dosyamı. Şu şekilde bir pencere karşılıyor bizi. Buradan DFF Setup.exe dosyasını yönetici olarak çalıştırıyorum. Bu uygulamanın cihazınızda değişiklik yapmasına izin vermek istiyor musunuz diye bir yönetici izni istiyor bizden. Evet diyerek geçiyorum burayı. İleri, ileri, masaüstü simgesi oluştur. Hızlı başlat simgesi oluştur. Tamam, ileri. DLL'nin internet sitesine yönlendirdi bizi. Burayla bir işimiz yok. Kapatıyorum burayı. Biraz bekledikten sonra kurulum sayfası açılacak arkadaşlar. Şu pencereyi kapatabiliriz. Daha sonra arkadaşlar şu açılan pencereyi kapatabiliriz. Buradan hayır teşekkürler sadece çıkış yap sekmesine tıklıyorum. Bu aşamadan sonra şuradaki serial 64 bit DLL files bu dosyaya sağ tıklıyorum arkadaşlar. Tabi eğer bilgisayarınız 64 bit ise 32 bitlik bir bilgisayara sahipseniz şunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Benim bilgisayarım 64 bit. Onun için bu dosyaya sağ tıklıyorum ve birleştir diyorum. Çalıştır. Yönetici izni istedi. Evet. Evet. Tamam. Daha sonra şuradaki 4 numaralı desabilitar dosyasını yönetici olarak çalıştırıyorum arkadaşlar. Yönetici izni istiyor. Evet. Bu aşamadan sonra 2 numaralı serial 64 bit dosyasına tekrar giriş yapıyorum. Sağ tıklıyorum ve düzenle diyorum. Aç. Şu açılan tenceremiz bir kenarda dursun arkadaşlar. Bununla daha sonra bir işimiz olacak. Bir önceki pencereme geri dönüyorum arkadaşlar. Şuradan 3 numaralı DLL Files Fixes dosyasına tıklıyorum. Şurada birkaç harf ve numaralar var. Bunların hepsini kopyalıyorum. Şuradan Copy sekmesine basıyorum. Ve demin açılan pencerenin içine yapıştıracağım bunu arkadaşlar. Şurada tırnak işaretinin arasındaki bütün harfleri seçiyorum ve sağ tıklayıp yapıştır diyorum. Evet, gördüğünüz gibi harfler ve rakamlar değişmiş durumda. Daha sonra şuradan dosya sekmesine tıklıyorum ve kaydet diyorum. Bu pencereyle de bir işim kalmadı artık. Bunu kapatabilirim. Bunu da kapatıyorum. Son olarak şuradaki serial 64 bit dosyamıza tekrar giriş yapacağım arkadaşlar. Açıyorum burayı.
Çalıştır diyorum. Yönetici izni istiyor. Evet. Evet diyorum. Devam etmek istediğinizden emin misiniz? Evet. Tamam. Bu pencereyi de kapatabilirim artık. Masa üstüne yüklenmiş olan DLL Files simgesine tıklıyorum arkadaşlar. Yönetici izni istiyor. Evet. DLL Files programını kurulumunu yapmış durumdayız arkadaşlar. Premium versiyon karşımızda görünüyor. Az önce kurulum esnasında bu uygulama benim bilgisayarımda 781 tane hata buldu. Onları ben şimdi düzeltmek istiyorum. Hataları düzelt. Temizlenmek üzere toplam 781 sorun seçildi. Evet, gördüğümüz gibi bütün hataları temizlemiş durumda. Bu programla alakalı başka anlatacağım bir şey kalmadı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.